Bizde referandum var. Hollanda'da da seçim var. Eğer bizde referandum, Hollanda'da seçim olmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Nasıl mı? Anlatayım. Bizde referandum var. Evet ile hayır biraz başa baş gibi. Evet oyları şöyle yağmur olup akamıyor bir türlü. İşte bu yüzden iki şeye ihtiyaç var. Çok acil mağduriyete ve çok acil safları sıklaştırmaya. Hollanda'da yaptığı faşistlik, düzeysizlik ve terbiyesizlikle bu ihtiyacı gayet güzel bir şekilde karşıladı. Öyle bir mağduriyet doğdu ki ahalimiz üzümün çöpü, armudun sapı falan demeden evet oylarını yağdırabilir. Hollanda'nın yaptığı saçmalıkların sonucu bu oldu. Bizimkilerin olayın üstüne gitmelerinin temelinde de biraz bu var. Hollanda'da ise seçim var. Aşırı sağcı, faşist kafalı bir herif yükselişte Hollanda'da. Drakula gibi bir adam. Duygusuz, meymenetsiz, hayırsız, şefkatsiz bir tip. İslam düşmanlığı yapıyor, minareye hayır diyor, Kur'an'a saldırıyor, camiye saldırıyor, ey yabancılar ülkemizi bize verin diyor. İşin kötüsü Nazi kafalı bu herifin bu türden çıkışları Hollanda ahalisini medeniyetten ve insanlıktan nasibini alamamış kesimlerini etkiliyor. Eğer Hollanda kapılarını bizimkilere açarsa bu faşist Hollanda'yı ayağa kaldıracak ve seçimden birinci çıkacak. İşte bu yüzden Hollanda'nın liberal hükümeti bu azılı faşist kazanmasın diye faşistlik yapıyor. Tam bir win-win durumu. Kazan kazan yani.